Gerçekten bu havalı kapılardan, kapalı havalar. Ney lan cümle? Gerçekten şu kapalı havalardan nefret ediyorum. Uyusan uyumuyor. Kalksan sürekli bir böyle bir buruh bir hava. Barış buruh. He? Arkadaşlar bugün yeni uyandık ve güzel bir video başlangıcı yapmak istedim size. Konseptimiz şu. Bir gün boyunca BİM'den besleneceğiz. Bu tarz bir konsept düşündüm. Bunun benzeri tarz şeyler de var aklımda. Daha fazlasını isterseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. O yönden söyleyeyim. Osman'ım nereye gidersin? BİM'e giderim Safiyem, elinin körüne mi giderim? Şimdi gidelim BİM'e, alışverişimizi yapalım, gelelim. Arkadaşlar, kahvaltı öncesi su aldım. Su çok önemli bir şey biliyorsunuz. Gün içerisinde içmeniz gereken bir şey. Ne bakıyorsun oğlum arkadaşlar, sağa sola önüne baksana ya. Kahvaltıda ne yemek istersin mesela gün içerisinde? Kahvaltı öğünü senin için ne ifade eder? Ne ifade eder? Yumurta, patates, peynir, zeytin, tamam. O tarz şeyler. Kanka gelmişken şu cipsten de alalım mı? Alalım kanka, evet. Çok güzel o cips, ben sevdim. Yaktı bunun eskiden poşeti, bu renge duruyormuş. Çok güzel bu. Mesela kahvaltıda salam olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bundan dolayı bunu bir kere aldım. Salam kahvaltıda önemli bir şey. Kuru yumurta yapar mıyız? Olabilir, yaparız. Ya da tost mesela. Olabilir, tost olur. Tost olur. Tost olur. Şöyle bir dilimli... Emin ne ya? Sevgili BİM. Emin ne? Emin? Tamam. Sucuk aldık birazcık. Ondan sonra... Tereyağı sever misin tereyağı? Olur. Kahvaltıda tereyağı. Sever. O zaman sana bunu alalım. Almayalım kanka ya, boşver. Değil mi? Almayalım kanka, aynen. Gerek yok. Yani. Aynen kanka. Kaşar mesela lazım. Eski sevgilimin adını soyadını sandım bir an. Aslında beyaz peynir ister misin? Beyaz peynir kahvaltıda mesela güzel gider mi? Olabilir, gider bence. Düştüm ve düşen dostu oluyormuş. Şimdi dediğin gibi patates ve yumurta lazım. Aynen. Parmak patates. Şöyle. Aga. Yumurta. Aga yumurta yok. Yumurta yok lan. Tamam arkadaşlar, kahvaltı alışverişimiz böyle, şimdi gidip bunları yiyelim. Arkadaşlar her şey iyi güzel. Malzemeleri falan böyle aldık dizdik şimdi de. Bir sürü tost malzemesi aldık ama tost ekmeği almayı unuttuk. Bu konu hakkında düşünceniz var mıdır Mekin Bey? Yani hiç şaşırmadım ben gerçekten. Bizden beklenen bir hareketti. Yani ne olsun yani. Neyse ben şöyle değiştirdim menüyü. Tost yerine sucuklu yumurta yapacağım sana, çok güzel. Tamam. Patates kızartırız. Al sana mükemmel menü. Yine ekmeğimiz yok ama olsun. Arkadaşlar patatesimizi kızarmaya koyduk. Bu beklediğimiz süre boyunca da ne yapsam diye düşündüm. En iyisi oyun oynayayım dedim. Size de bir oyun tanıtayım dedim. Bugün sizlere yeni oyunumuz PUBG New State'i tanıtacağım arkadaşlar. Orijinal PUBG evrenin bir uzantısı olarak geldi ve olaylar 2051 yılında gerçekleşiyor. Yeni mekanikler ve özellikler var. Bunlardan bazıları Troy haritası ve hepimizin favorisi olan Erangel haritasının güncellemiş, değiştirilmiş hali. Yeni oyun modu Team Deathmatch'te 4v4 savaşabiliyorsunuz. Eğlenceli anlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bence en güzel mekanikler Dodge, drone uçurmak ve düşürdüğünüz kişi takıma alma özelliği arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel anlar yaşayabiliriz birlikte. Şimdiden yerinizi alın. Tabii ki ultra gerçekçi grafiklerle birlikte mobil cihazlarınızda 90 FPS'e kadar destekleyebiliyor ve bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyun tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak geliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani daha sizlere sayamadığım bir sürü özellik var arkadaşlar. Siz de inceleyerek zaten bunları görebilirsiniz. Ayrıca ilginizi çekebilecek şeylerden bir tanesi de oyundaki mağaza bir sürü yeni kostümler, setler var. Onları da hepimiz kullanmak isteyeceğiz büyük ihtimalle. Güzel bir lansman gerçekleştirerek oyun yoğun ilgiyle başladı. Siz de o lansmanı izleyebilirsiniz. Ayrıca siz de açıklamadaki linkten oyunu indirerek bu serüvendeki yerinizi erken alabilirsiniz ve benimle birlikte oyuna devam edebilirsiniz. Şimdi yemeğimizi yiyip devam edelim. Arkadaşlar kahvaltı hazır ve gerekli kişi sofraya oturdu. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Biz o zaman kahvaltı yapalım, devam edelim. Son günlerdeki favori aktivitem WWE izlemek. Aç değil misin? Aç değilim kanka. Ben açım. Açıkta mısın peki? Değilim kanka. Aç değilim, açıkta değilim. Yapma kanka. Arkadaşlar şimdi tekrar BİM'e gideceğiz ve akşam yemeği ve tatlımızı alıp geleceğiz. Dedik yani tek seferde ikisini bir arada götürürüz. Ayrı ayrı, çünkü BİM kapanır büyük ihtimalle bizim tatlı yeme saatimize. Onun dışında da iki öğün yiyor zaten biz genelde. Hatta tek öğün yediğimiz günler oluyor. Bekar hayatı böyle bir şey, evet. Hani bekarsanız. Ondan dolayı arkadaşlar gideceğiz. Akşam yememizi işte ne yapacağımızı bilmiyorum. Var mı fikrin? Ne yiyek, ne içek akşam? İçecek de unutmayalım, ekmek unutmayalım. Ekmek, evet. Ben yani BİM'e özel şeyler lazım bu arada. Hani gidip tavuk almayacağız. Yani pişmeli kendi tavuk markası değil. Kendi markası hazır şeyli olabilir. Tatlı aynı şekilde.
Böyle bir şey bulup almamız lazım. Gidince mi karar verelim diyorsun? Orada bakalım. Orada seçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim BİM'e tekrardan. Umarım güzel bir şeyler buluruz, yeriz, içeriz. Aldım seni. Gerizekalıyız biz, direkt ismini yazmışlar marka olarak. Kanka bir şey, buradan ice'ler güzeldi. Bence şu ice'lerden alalım. Bunlar. Karpuzlu var, limonlu var. Şu mangolu çok güzeldi. Buradan bulabiliriz bulursaksa. Bulursaksa. Eğer beni sevmeyeceksense. Tır kova var. Aynen. Lahmacun var. Lahmacuna ben de çok güvenmeyelim. Sence çıtır kovaya güvenelim mi? Bilmem. Hani... Yaşamış gibi ya. Tamam o zaman kanka. Bence bir lahmacun denilebilir. Lahmacun. Ya pizza almak istemiyorum. Pizza çok klasik, anladın mı? 5 dakikada hazır diyor. 4 tane. Boyutu normal. Mersin lahmacun. Lahmacun yanında ne yenir? Lahmacun yanında yeşillik yenir. Doğru. Marul falan yok. Marul koymadın mı? Gerçekten yok kanka, şaka yok. Marul yok kanka. Limon alalım. Lahmacun yanında limon sıkılır. Limon çok evde var ya. Çok sıkılırsa biz de takılır. Evet, tatlı olarak. Kazan dibi. Kazan dibi var şöyle. Benim en sevdiğim şey var lan. Fırın sütlaç. Fırın sütlaç. Ya büyük ihtimalle güzel değil ama en sevdiğim şey diye alacağım. Bir tane de kazan dibi al. Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs çıkartması. Ben bunu merak ettim. İstiyorsan al. Bak ondan al. Ondan al. Bir tane kazan dibi al. Kazan dibi. Kazan dibi al. Tamam. Ama önce kazan, sonra... Kanka bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir teklifim daha var madem. Lahmacun arası, çiğ köfte. Çiğ köfte ve buranın çiğ köftesi çok güzel oluyor diye yani öyle hatırlıyorum. Kanka bence bundan alalım. Bunu yarın yeriz. Olur tamam, onu da alalım. Yaprak döner. Dönmez kanka. Döner kanka. Dönmez. Döner kanka. Sen bana güven, dönmez. Oha. Kebap lan. Kanka lahmacun arası kebap yapıyorlar ya. Lahmacun arası kebap arası çiğ köfte. Artı yaprak döner. Ya artı yaprak. Artı profiterol. Bokunu çıkarmıyorum da. Ha bunu deneyeceğim. Hadi. Deneyim. Tamam, yeter mi lan? Hı? Yeter herhalde. Ha içecek alma, bak içeceği yine unutuyorduk. Evet. Ekmeğe gerek yok lahmacun olduğu evet, için evet. Ama içecek ayran tabii ki. Dost ayran. Nerede dost ayran? Burada dost ayran. Tam yağlı. Arkadaşlar dost ayran. Tamam kanka ben tutarım. Dondu çocuk ama. Biz niye araba almadık kanka? Bu ne? Let's karnaval. X small yok mu bunun ya? Kanka X small büyük oluyor. Hadi be. Valla arkadaşlar biz bahsettiğimiz o hayvanını yapacağız galiba. Lahmacun arası kebap aktivitemiz. Şimdi başlıyor. Öncelikle lahmacunları fırına atalım. Pişsinler, ısınsınlar. Daha sonrasında kebapları pişirip 4 dakikaya hazır diyor. Hemen hazırlayıp geliyoruz, o hayvanlı yapıp sonrasında devam edelim. Daha lahmacunlarımız pişiyor. Burada kebap nasıl bir tiptir Allah bunun kanka. Lan sen de pişiririz ha. Yemin ol zaten sucuğa benziyorsun. Arkadaşlar geldik yumurtanın faydasına. Lahmacunumuz hazır. Lahmacunu niye Adana koyacağım? Çünkü lahmacunda et yok. Öyle bir durum mevcut. Şöyle ufak göstereyim size arkadaşlar. Pek et olduğunu düşünmüyorum ben. Ondan dolayı et koyacağız ama bunun da pek et olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle arasına bir tane Adana yaptım abi. İki köfteyi bir tatmak istiyorum. Ben uzun zamandır BİM çiğ köftesini yememiştim ve çok severim ben. Sosa da batır. Sosa da bandım. Bunu bayar. Şöyle. Çiğ köftesi bayar. Onun dışında limon sevmiyorum. Şöyle böyle kendim birazcık marul yaptım. En azından arasına koymalık. Bu hayvanını yapmak üzereyim. Hadi bakalım. Lavaş lahmacun bu birazcık. Hani ekmeği kalın. Ama sorgulamıyoruz. Bir bakalım doyurucu mu? Kanka hamur arası bir şeyler yiyoruz. Bayağı hani hamur arası bir şeyler. Tat geliyor ama tam olarak tadı anlamadım. Hani hadi bundan tat gelmedi, malzemesi az diye de bunun da tadı yok. Bunu bir ayrıca bir kere ısırmak istiyorum. İyi pişmiş kanka herhalde bu. Aynen kanka. O kanser tadını aldın mı bak. Oha. Geldi değil mi? Ya oluyor. Şuradan vurdu kanser. Ya. Yani
böyle kötü değil. Hani yersin arkadaşlar, yersin bir öğün doyarsın ama tercih eder miyim bir daha çok zor. Hani abur cuburlarını daha çok seviyorum ben Bim'in. Sen de bir tat istersen, sen de yorumlar merak ediyorum şu an. Buldun muydu? Orada bir yapsın mı böyle değişik bir şey? Güzel. Blok şeyimizi. Çiğ köfteden de biraz alacağız. Şuradan. Çiğ köfte mi? Oha. Kanka ne yaptın? Cacık oldu bu. Kardeşim. Sen de. Aynen kanka, alam. aynen. Kanka dur, alamadım. Şimdi kanka işin püf noktasına geldik. Püf noktasına geldik. Turşu. Ben turşu zaten hani bir şeyin içinde sevmiyorum. Ayrıca severim ama tercih meselesi. Tabii bir şey diyemiyorum. Lahmacunda turşu ilk defa gördüm bu arada. Ya bizde var. Bizde her şey var. Kanka sen lahmacun yemiyorsun ki şu an. Kanka. Bir tane de biber atıyorsun içine kardeşim. Tam bir tane var. Tamam. Bir tane. Tamam. Hepsini al. Of. Oo, aa. Ha videodan sonra işin var mı? Oo, ben her şeyi gördüm ağzında. Patladı lan. Bir güzel ısırık yani. Daha. Bir güzel ısırık daha alalım şu tam etli yerinden. Bir güzel ısırık daha. Kroz'a da bakıyor yandan. At ağzına o biberi. Oh. El yapımı biber ha o. Kroz'a ne yapıyorsun? Lan! Kroson gitti. Biber acıydı değil mi? Biber acıydı. Arkadaşlar adamın yaptığı dürüme bakar mısınız Allah aşkına? İyi misin kardeşim? Şunları bir biz bir gömelim arkadaşlar. Daha sonrasında tatlıyla görüşmek üzere. Günün sonuna geldik. Yani tatlılarımızı da yiyelim daha fazla geç olmadan. Bayağı bir kalori aldık zaten bugün. Mekom Kıbrıs tatlısını tercih etti. Ben sütlaç en sevdiğim tatlı budur biliyorsunuz. Bazılarınız biliyordur en azından. Fırın sütlaç inşallah güzeldir ve sütlaçtan ömür boyu soğumam abi. Çünkü hayatta sevdiğim sayılı şeylerden bir tanesi. Yani görüntüsü fena değil gibi ama korkutmuyor da değil bir yandan. Ve sanki üstüne sünger atmışlar gibi bir görüntüsü var. Hani şu hissiyat beni bir tedirgin etmedi değil. Kokusu yok. Şöyle bir bandırıyorum. Ya 4,5 lira bu arada. Onu hesaba katmamız lazım aga. Çok iyi. Şöyle bir parça aldım. Hala kokusu almıyorum. Kıvamı nasıl? Şaşırttı. Bak dış yüzeyi güzel değil. Ama böyle içinin lezzeti baya iyi bu arada. Hadi hop. Tam alamadım kanka tanımını. Beğendin galiba. Galiba beğenildi. Evet arkadaşlar, genel olarak böyle bir vlogumsu ve bir gün geçirmeli videoydu. Daha fazla bunun çeşitlerini istiyorsanız, bu tarz videolar istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz eğlendik, Bim'le de bir günümüzü geçirdik. Gayet de lezzetliydik genel olarak hani. Sen bayağı beğenmiş gibi duruyorsun zaten. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi liste iddia açıklamadaki linkten indirip siz de gelebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Yapıyor bu hareketi ya valla. Biraz da görüşürüz.